Akaryakıt ve lastik fiyatlarına yapılan zamlarla boğuşan nakliyecilerin başına şimdi de kayıt dışı çalışanlar bela oldu. O da kaydı olmamasına rağmen piyasanın altında fiyat vererek haksız rekabete yol açan bu kişiler durdurak bilmiyor. Esnaflar şikayet etse de Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası soruna çözüm bulamadı. Nakliyeciler Oda Başkanı Niyazi Özçelik'in kendilerini üvey evlat gibi gördüğünü ve taksi esnafını daha çok savunduğunu söylüyor. Mazot etkiliyor, en başta mazot etkiliyor. Aşağı yukarı iki katına çıktı bir senede. Biz bu kadar zam yapamıyoruz nakliyemize. Müşteriye fiyat vermeye korkar olduk. Bire yaptığımız için üçe yapmak zorundayız. Yapamıyoruz, müşteri de haklı. Ben bu lastiği aldığım zaman 600-700'e şu anda 1200 lira olmuş. Hesabını sen yap. 200 liraya gittiğin zaman, lastiği yardığın zaman lastiğin parası değil. Bunu müşteriye dediğin zaman yapma bu işi diyor. Akaryakıt, lastik, araç bakımlarına yapılan zamlar yetmezmiş gibi kayıt dışı çalışanlar da nakliye esnafının başına bela oldu. Algısız, vergisiz, kabelgesiz, hiçbir şeysiz çalışıyorlar. Biz burada bütün resmi nakliyeciler yatıyor, korsanlar çalışıyor. Çünkü niye? Uyguna gidiyor. İnsanımızın da işine o geliyor. Herkes kafasına göre fiyat veriyor, olmuyor tabii. Ya kilometreye göre hesaplanır bu, ya da şuraya şu kadara gidilecek diye belli bir ücret koyarsın, ona göre hesaplanır yani. Burada 8-10 tane arkadaş var. Sorun sabahtan bu yana hangisi şiftah yapmış? Kimse. Taksiler gibi nakliye araçlar için de ayrı bir durak olması gerekiyor. Farklı ilçelerde ve mahallelerde duraklar mevcut. Ancak Üçgen Mahallesi'ndeki bu noktada bir nakliye durağı yok. Haliyle de esnaflar, nakliye esnafı araçlarını yol üzerinde boş bulduğu noktalara park ediyor. Önce durak istiyoruz yani. Burada bir sektör oluştu. Burası spotçular çarşısı. Nakliye olayı burada fazla oluyor. 2 yıl oldu ben bu sektöre geçeli. Hani geçerken bu umutlarla geçmedim. Hani daha güzel olmak ya da daha iyi beklentilerim vardı. Ama beklentilerimin çok çok aşağısında şu an. Bir yerimiz yok, bir koruyanımız yok, yani bir düzenimiz yok. Herkes kendine göre, yani kafasına göre çalışıyor. Bir birlik kuramadık. Esnaflar oda üyesi olmalarına rağmen Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik'in kendilerini üvey evlat gibi gördüğünü, taksi esnafına daha çok değer verdiğini söylüyor. Türkiye'nin yükünü çeken biziz. Her şeyini koşturan biziz ama gel gelelim biz en alt tabakayız. Taksicilere biraz daha ağırlık veriyor çünkü oda başkanımız da kendisi taksicilikten gelme. Odanın bize şu anda bir faydası yok. Pazar günü seçimimiz var. Biz 4 sene unutulduk. Pazar günü her şey belli olacak.